Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, bugün de geldi akşam. Değil mi? Bugün de keyifli bir gün geldi. Evet, aşkıcığım merhaba. Merhaba Sevda ablacığım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ben de öyle hakikaten. Çok özlüyorum. Çok böyle dokunmak istiyorum sevdiklerime. Ama işte bugünlerde geçecek inşallah diye değil Geçecek, geçecek inşallah. mi? Değil mi? Bugünlerde geçecek İnşallah. inşallah. Evet. İnşallah. Güzel günler gelecek, az kaldı. Bence iyiye gidiyor. Öyle gözüküyor. Umudumuzu diri tutuyoruz. Pozitif bakıyoruz her zaman olduğu gibi. Hastalarımız da öyle baksınlar. Kendilerini üzmesinler. Geçici bir süreç inşallah. Pozitif bakmak lazım hayatta. Böyle vallahi ben de öyle diyorum. Bizden özledim çünkü gerçekten. Ama bunun Evet. bize yaptığı çok değerli şeyler de var. Evet. Elimizdeki kıymetleri bir kere daha fark ettik. Kendi Evet. sağlığımızın yerinde olmasının kıymetini fark ettik. Güzelliklerin kıymetini fark ettik. Temizliğin önemini fark ettik. Öyle değil Öyle. mi? Evet. Evet, Sevdiklerimize evet. dokunabilmenin önemini gördük. Şöyle bir doya doya sarılmak neymiş Evet, bir evet. kere daha görmüş olduk. Evet, evet canım benim. Bir Evet, tanem bize çok güzel şeyler öğretti. değil mi? Çok şey öğretti Evet, hakikaten. çok şey öğretti. Ben çok uzun yıllardır çalışıyorum hakikaten. 1997'den beri özel çalışıyorum. Binlerce doğum yaptırdım. Binlerce anneye dokundum. Binlerce insanla dost oldum. Böyle hatıralarımız oldu, tanışmak için, konuşulmak için, çocuklarına o doğum sohbetlerini anlatırken onların içerisinde başrolde oynamak için çok keyifli, pek güzel anılarımız oldu. Evet. Ama bu hastalarımla tabii doğumdan sonra da devam eden dostluklarım oldu. Hatta halen görüyorum ben onları. Şimdi koca koca adamlarla, koca genç Evet. kızlar, evet geliyor. Ben üzülerek mi söylesem, ne desem bilemiyorum ama artık ikinci turdayım. Doğurttuklarımı da doğurtuyorum. Ay, Ay ay. maşallah. Bence hiç üzülmeyin. Çok gurur verici bir şey. Çok Ay, gurur verici bir şey. ikinci turdayım böyle. Hep bebek paylaşmak istiyorum ama artık gençler de var benim hayatımda. Onlar da anne baba adayları. Gerçekten onurla takip ediyorum ve o kadar uzun Çok güzel. yıllardır da beraber olmak Evet. için yaşıyorum. Şunu anlatmak Harika. istiyorum ben sadece. Şimdi bu hastalarımı ben hep doğurttum. Doğurturken, gebeyken bir problem olmadı ama doğumdan sonra geldiklerinde bir anne olarak geldiler bana. Yani Evet. önce bir genç yeni çiftken doğum sonrasında bir anne olarak geldiler ve anneliğin getirdiği bir kargaşa yaşadı bir kısmı. Hepsi de Evet. mutlu değil. Çünkü bebeğin doğmasıyla beraber ortaya çıkan çok ama çok güzel bir süreç var. Ama bir yandan da ondan beklentiler var. İyi anne olmak, doğru Evet. beslemek, onu sevmek, işte iyi Evet. yetiştirmek, boyunun pörsantılını ölçmek vesaire çok fazla sorumluluk getirdi ve annelikle eşlik arasında bir kısmı maalesef ki arada ve derede kaldı. Ve bundan kaynaklı olarak cinsel sorunlar yaşadılar. Ben bugün bunları konuşmak istiyorum seninle. Bu Evet. hastalarımız nasıl dokunsak acaba? Doğumdan sonraki bu süreçte ne yapsak? Başlangıç tavsiyelerimiz ne olmalı sence? Bir kere biz hastalar bize geldiğinde unutmuş olarak geliyorlar, değil mi? Yani cinsellik rafa kalkmış oluyor. İlk 10 günlük süreçte zaten bir ne olduklarını anlamıyorlar. Dikiş kontrolüne geldiklerinde, sezaryen de olsa, normal de olsa. Ta ki ben kırkı çıktıklarında bize geldiklerinde bizim bu danışmayı vermiş olmamız gerekiyor bence hekim olarak. Onlar bize sormadan. Ki birçoğu da sormaya çekiniyor. Bir kısmını da gerçekten rafa kaldırmış oluyor ve aklına dahi gelmiyor bu süreç. Sonuçta kendileri için bir devrim niteliğinde bir şey oluyor. Canlarından can kopuyor. Yani içlerinde bir
canlıyı büyütüyorlar, doğuruyorlar. Yani o öyle bir doğum ki aslında bir kadının da kadınlıktan anneliğe olan doğumu aynı zamanda. Tabii. Erkekler için hani pek bir şey değişmiyor. Erkekler baba olduklarını çocuk büyüdükçe, çocuk onlara tepki verdikçe, güldükçe, işte koşup baba diye sarıldıkça yavaş yavaş birkaç sene içinde anlarken kadın doğurduğu andan itibaren anne olduğunun farkında ve hayatında bir devrim olmuş oluyor. Bu süreçte kadın yaşadığı acılardan, işte bu geçirdiği büyük oluşumdan kaynaklı olarak cinselliği biraz arka planda tutabiliyor. Bu noktada kadın birazcık kendine dönmesi gerekiyor. Yani biz 40'ı çıktığında bunu ona hekim olarak hatırlatmamız gerekiyor. Bak, artık normal hayatına dönmende bir sakınca yok. Çünkü 6 hastayı doldurduktan sonra eski vücudu tüm fizyolojisiyle eski haline dönmüş oluyor. İşte o kocaman rahmi küçücük hale geldi. İşte tabii ki memeden süt gelmeye devam ediyor. O ayrı bir süreç. O süreç belki aylarca da sürecek. Ama bu onun kendini kadın hissetmesi için yani ya şey bir süreç değil. Yani memeden süt gelmesi olumsuz etkileri olsa dahi o göz ardı edilebilecek bir durum. Ama onun dışında dikişleri iyileşti, yaraları iyileşti. Herhangi bir sorunu yoksa kadın artık yavaş yavaş normal hayat dinamiklerine dönmeye başlaması gerekiyor. Bu sonuç burada, yani biz 40'ta bir 6. haftada kadına bunu hatırlatarak hem korunma metotları hakkında bilgi vererek kafasından onu kaldırmasını sağlayarak hem de cinselliğe adım atabileceğini sinyallerini hekim olarak burada vermemiz gerekiyor. Ama bunun tam olarak eskiye dönmesi gene birkaç ayı daha bulabilir. Hani yayınlarda da böyle 3 ay 6 ay sonrasında artık tamamen eski %100 cinsel dinamiklerine dönüyorlar, ama loğusalıkta çok büyük bir kısmı, hele ki öyle kesesi falan da yoksa, normal doğum yaptıysa, eski haline dönecektir Sedat Hocam. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba bebeğin ister istemez annenin yanındaki beşikte yatması veya işte bebeğin anneyle beraber olması, acaba annede yarattığı bir suçluluk duygusu, yani çocuğun önünde bir cinsellik yaşamanın utancını mı yaşıyor? Acaba utanç mı soğukluğa neden oluyor? Bu konuda ben biraz çalıştım. Bazı yayınları da değerlendirdim. Hakikaten bir yaşla beraber, bir yaş öncesinde değil ama bir yaşla beraber bebeğin artık anne odasında olmaması gerekli. Evet, aynı odada kalmaması gerekli olduğu yönünde tüm çalışmalar. Ama annenin odasında kaldı, o gece en az 2-3 kez uyandı. Annenin biraz yorgun olduğu bu süreç anlamında. Bu yorgunluğun da getirdiği bir isteksizliği nasıl geri çevirmeliyiz? Yani biz bunlara nasıl toparlamalıyız? Yani gece 3 kere uyanıyor, birçok kez baba da odasını ayırmış oluyor. İşte ben sabah işe gidiyorum, sen bebeğe bak modunda. Kadın sabaha kadar uyanıyor, kalkıyor, yatıyor, uyanıyor falan derken biraz bunun da getirdiği yorgunluk var. Şimdi bu yorgunluktan da uzaklaşarak acaba biz her anneye doğum sonrasında bir ufak çaplı bir cinsel terapi vermeye çalışsak, bir cinsel terapi değil, uzun bir cinsel terapi değil ama bir dokunuş yapmak istesek, sen neleri vurgulamamızı tavsiye edersin? Zaten en başta birçok konuda bilgisiz olduğumuzu görüyoruz en başta. Yani tüm kadının kendi anatomisini, fizyolojisini aslında baştan kadına anlatmak gerekiyor. Yani doğum sonrası dinamiklerde tamam, evet, bilgi verelim, ama acaba öncesinde nasıldı? Yani çoğunlukla bunda da eksikler olduğunu düşünüyorum ben Sevda Hocam. Kadın kendisini, fizyolojisini ve bu cinsel siklusunun nasıl başladığını, nasıl uyarıldığını, aslında kadın kendini çok iyi bilmiyor ve tanımıyor. Kadına biraz onu anlatmak lazım. Mesela ilişkide acı. İlişkide acı neden oluyor? Çok büyük ihtimal ıslanma yetersizliğinden, kayganlık azalmasından oluyor. Bu neden işte en baştan isteğe dönüyor. İstek azlığından kaynaklanıyor. Yani burada sen istemediğin takdirde ıslanamayacaksın. Islanamadığın takdirde kuru bir vajende de cinsel ilişki senin için ağrılı bir duruma gelecekten başlayarak, yani en başından daha cinsel siklus kadında nasıl işler, bu bilgiyi kadına vermek lazım, ama aslında çifte vermek lazım. Burada erkeğin anlayışlı olması çok çok önemli. Kadın bir cinsel ilişkide ne bekler, erkek ne bekler, bunları karşılıklı oturup konuşmak lazım. Kadının genel olarak beklentileri
kadın anlaşılmak istiyor, kadın sevilmek istiyor, kadın yumuşak dokunuşlar bekliyor, kadın sahiplenilmek istiyor, korunmak istiyor. Erkek ise daha çok pohpohlanmak, iktidarın ve gücün onda olduğunu hissetmek istiyor. Bu bir denge. Loğusalık döneminde de kadın daha böyle o işte narin halini aslında daha çok ortaya koyuyor. Yani kadın ihtiyaçlı o dönemde. Çünkü kadın uykusuz, yorgun, işte halsiz dediğiniz gibi bazen saçını tarayacak hali yok. Bu durumda işte erkeğin öyle anlayışlı olması lazım ki işte ona böyle gözün içine bakarak sevgiyle yaklaşabilmesi lazım. Kadının da burada bir adım erkeğin ilgisini çekecek. Yani arzulanabilmesi için kendinde mesela işte biraz özen gösterip bakımlı olabilmeyi sağlaması lazım. Yani hayatta evet evlat çok önemli ama hayatta her şeyde çocuk değil, onlar da büyüyorlar işte gidiyorlar. Yıllar geçiyor Sevda Hocam biliyorsunuz. Değil mi? Öyle tabii. Şimdi yalnızız yani, büyük evde Öyle. değil. Ben küçük varmış da kendime oyuncak yapmışım yani. İyi ki Onları yaptınız hanım. Arada kongrelere de da getireyim. Onun için hakikaten şey çok önemli yani, çocuklar bugün var yarın yok. Dolayısıyla annelik figürünü bir ayrı rafta, eşlik figürünü de ayrı bir hafta değerlendirmesi gerekli. Kendine bakmalı, kendini sevmeli, ama karşı taraf da göğüslerinden süt gelen bir kadından, hani sonuçta en önemli cinsel organlardan bir tanesi de göğüsler. Yüksek beklenti yaratmadan, onun gerçekten net vererek, çok farklı şekillerde uyaranlar sağlayarak ve onun arzu ettiği şekilde pozisyonları sağlayarak dikkatli olması lazım. Anlayabilmeli. Bazen bu Burada. epizodları da ağrıya neden olabiliyor çünkü. Onu da göz Evet. ardı etmemek gerekiyor. Yeterince Gerekiyor. iyileşmemiş olduğunu, değil mi? Evet, burada Sevtip Hocam işte alternatif cinsel ilişki tekniklerini devreye sokmak lazım. Yani cinsel ilişkinin işte hep anlatıyoruz cinsel ilişkiyi anlatırken sadece işte penis vajen birlikteliğinden ibaret olmadığını. Bazı özel koşullarda işte gebelik gibi doğum hemen doğum sonrası gibi özel koşullarda bazı alternatif seks tekniklerinin işin içine sokulması gerektiği. İşte bu bilmiyorum şimdi yayında konuşmak ne kadar doğru olur ama işte parmaklı Vermek için buradalar. Lütfen rahat ol. Aha. Doğru. Yani mutlaka anlayacaklardır bizi. Kadın kişinin kendisini tatmin etmesine biliyoruz ki mastürbasyon deniyor. Ama partnerin karşı tarafı tatmin etmesi de partnerbasyon olarak geçen bir tabir. Yani eşiniz yine parmağıyla uyarabilir veyahut da işte oral seks yapılabilir. Bir sürü alternatif seks teknikleriyle kadın rahatlatılabilir. Penis vajen birikliğinde rahatsızlık varsa mesela. Yine dediğiniz gibi meme başları hassas olabilir. Bu noktada biraz özen gösterilebilir. Aynı şey erkek ve kadın, yani kadının erkeği olan uygulayacağı bir takım farklı alternatif seks teknikleri için de geçerli. Yani bu şekilde karşılıklı amaç iletişimi kopartmamak, yine o birlikteliği sağlamak, yani ruhsal olarak birbirine karı koca olarak desteği verebilmek. Yani bu noktada ben yeni doğurdum, benden uzaklaş veyahut da sen yeni doğurdun artık annesin diye farklı gözle bakıldığında, yani ilişkide kadın erkeğin yerini anne ve baba aldığında işler değişiyor. Kadın erkek olmaya devam edebilmeli anne ve baba olmanın yanında. Bunu yatak odasında yaşamaya devam edebilmeliler. Tabii ki bebek evde bir deprem etkisi elbette yaratacak cinsel hayat açısından ama bu herkesin başına gelen ve herkesin bu dönemi atlattığı bir dönem olduğu için gelip geçici bir süreç olduğu için bu süreci en az zararla çiftlerin atlatması lazım. Yoksa ne oluyor? İşte kadın bakımsız bir halde eşini istemeyen, ben artık anneyim şeyiyle evde gezdiği takdirde bu noktada erkek farklı arayışlar içine girmeye başlıyor. Bu Aldatmanın kendi kendini birisi belki de, değil mi? nasıl? Nasıl? Aldatma düşünülebilir mi bu cümlenin sonu? O da olabilir ama ilk etapta belki hani işte görsel olarak pornografik işte
izlemler olabilir. Bunların sayısı ve süresi arttıkça bu işte çiftlerin iletişimini de azaltmaya başlıyor. Bazen şunları bile duyuyoruz. Hani eşim benimle birlikte olmak istemiyor ama sadece filmle kendi kendini tatmin ediyor gibi. Hani pornografik izlemlerle. Veyahut da işte dediğiniz gibi bir aldatma söz konusu olabilir bu noktada. O yüzden yani kadınlar elbette hani eşlerini ellerinde tutsunlar diye böyle yapsınlar gibi bir burada lütfen şey çıkmasın. Bunlar ama gayret etsinler diyorsun, değil mi? Evet, gayret etmek gerekiyor. Bir de hani bu kendileri için zaten, eşler için değil sadece. Sonuçta sizin için hayat devam ediyor. Yani siz artık sadece anne olarak hayatınıza devam etmeyeceksiniz. Aynı zamanda kadınsınız da, sizin de ihtiyaçlarınız var. Bu noktada kendiniz için de, eşiniz için de, evliliğiniz için de, yine çocuğunuzun mutluluğu için de. Çünkü yarın öbür gün siz şimdi çocuğunuz için böyle bir duygu durumundasınız ama sizin eşinizle olan iletişim bozukluğunuz işte boşanmayla falan sonuçlanırsa yarın öbür gün bunun yansıması yine çocuğunuza olacak. Yani tüm bunlar multi yönlü olarak her yönden hem sizin için hem eşiniz için hem çocuğunuz için evliliğiniz için böyle olması herkes için daha iyi. Bugün bir yazı okudum, seninle onu paylaşmak istiyorum. Doğum sonrası süreçte oral kontraseptif kullanımı ile ilgili olarak biliyorsun bu cinsel doyum eksiklikleriyle de örtüştürdüm ben bu yazıyı. Doğum kontrol hapı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan hormonal değişikliklerin, sonuçta bunlar baskılayıcı ürünler biliyorsun, hormonal değişikliklerin cinsel istek azlığına neden olduğunu savunan bir yazıydı ve bu makalenin önerilerinden bir tanesi de bu süreçte, yani doğum sonrası süreçte rahim içi Şeref abla, efendim sesiniz gelmiyor ama. Sesiniz gelmiyor bana ama. ben yayındayım, seni duyabiliyorum. Sen acaba Birden çok azaldı. Niye bilmiyorum. bilmiyorum, ben şöyle yapsam duyabiliyor musun beni şu anda? Çok geriden geliyor. Neden acaba? Az önce çok güzel geliyordu. Birden gitti. Tekrar bir internetimi şey yapayım, yeniliği. Şu anda nasıl? Şu anda Yok, nasıl? hiç değişmedi. Allah Değişmedi. Allah. Tekrar bağlayabilir misiniz beni? Çıkayım. Tamam, tekrar Tamam. bağlıyorum. Beni Tamam. izlemeye devam edin. Çok güzel konular geliyor peşinden çünkü. Hemen şimdi tekrar ekliyorum. Sesle ilgili bir problemimiz var. Onu da tekrar yeniledim. Bu soru çok önemli. Ben sizinle de şey yapacağım. Çok çok önemli bir şeyden bahsediyoruz çünkü. Diyoruz ki doğum sonrası süreçte doğum kontrol hapıyla başlayan bir kontrasepsiyon yani korunma metodu neye neden olur acaba diye yapılan birkaç çalışmayı ben kontrol ettim. Diyorlar ki doğum kontrol hapları hakikaten cinsel istekte azalmaya neden oluyor. Özellikle bu doğum sonraki süreçte ve rahim içi araçların işte hormonal spirallerin veya ki süpligasyonun yani tüplerin bağlanmasının ya da eşin korunmasının sanki cinsel yaşamı bir miktar daha beslediği yönünde görünüyor tüm veriler. Onun için bu çok önemli. Yani doğum sonraki süreçte de biz anne miyim, eş miyim bağlantısında ne yapmalıyız? İşte bu noktada herhalde hastalara en basit yöntemleri tercih ederek eski sistem doğum yine spirallerle herhalde çok daha başarılı oluruz Evet. gibi görünüyor. Katıldın, tekrar hoş geldin. Hoş Ben buldum. şimdi takibinizi Dinledim. size şey Aha. anlattım. Doğum sonraki süreçte bir makaleye göre yapılan çalışmalarda demişler ki doğum sonraki Dinledim sizi. süreçte evet, bu rahim Aha. içi araçlar çok daha etkili. Evet. Böylelikle bir oral kontraseptifle başlamamalarını ve bunun da cinsel yaşama geri dönüşü hızlandıracağı yönünde gibi görünüyor şu Evet. anki Evet. Evet. yapılan verilerden bir tanesi. Senin de bu konuda bir deneyimin varsa bizimle paylaşabilir Hı. misin? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Aynı zamanda süt açısından da ben hemen doğumdan hemen sonra yani hormonal bir takviyeyi önermiyorum. Sütün kalitesini
bozması ve azaltması açısından da bir 6 ay kadar sonra başlanmasını tavsiye ediyorum. Bu aşamada da tabii ki hastalar peki biz şimdi neyle korunacağız diyorlar. Hele ki normal doğum yaptıysa ki sezaryen de olabilir. Hemen kırkı çıktığında spirallerini 5 dakikada rahim iç araçlarına taktırabilirler rahatlıkla ve konforlu olduğunu görecekler. Tabii herkese bazen yaramıyor ama bu da denemeden bilinmeyecek bir şey. Rahim iç araçlar özellikle loğusalıkta güzel, etkin kullanılabilen yöntemlerden bir tanesi. Benim için de. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi cinsel doyum sorunu olan annelere veya işte hanımlara, annelere demeyeyim çünkü birçok hanım var ve biz biliyoruz ki cinsel doyuma hiç hayatları boyunca ulaşmayan yaklaşık %30-35'lik gibi bir popülasyon var, bir toplum grubu var. Sen bunlara geçen kongrede de bizimle paylaştın. PRP OŞAT uygulaması yapıyorsun. Bu OŞAT uygulamasını çok keyifle dinledik ve o işte literatür verilerini de kontrol ettik. Gerçekten uygulanabilir ve birçok hasta bundan faydalanabilir gibi Evet. görünüyor. Ama bize şöyle bir ayrıntılı, etraflıca herkes Ayrıntılı anlatayım. de varsa sorun olan herkes bu konuyu bir çözsün istiyorum. Biraz Tabii. anlatabilir misin? İşte PRP'sinden başlayalım. Nasıl Tamam. hazırladığımız Tamam. Sıkmadan hemen bir özetleyelim insanlara. Şimdi PRP'yi zaten hastalarımız duymuştur, bizi izleyenler duymuştur. PRP kişinin kendi kanındaki yüksek konsantrasyondaki platelet dediğimiz bizim hücrelerin alınması ile ilgili. Yani kişi sadece bir kan veriyor. Bu yaklaşık 10 cc'lik bir kan. Normal kan sayımı yaptırır gibi oturuyorsunuz, kanınızı veriyorsunuz. Biz bunu santrifüje diyoruz. O içindeki kırmızı hücreleri ayıklayarak yaklaşık 20 dakikada PRP'nizi hazırlıyoruz. Şimdi siz nereden duymuşsunuzdur? Dermatolojiden duymuşsunuzdur. Mesela yüzünüzde kırışık azaltıcı olarak kullanılıyor bu PRP. İşte saç dökülmesinde kullanılıyor PRP. Ve çok etkili. Buralarda da oldukça etkili. Ve bilimsel olarak da etkisi kanıtlanmış bir yöntem. Biz bunu işte OŞAT denilen şeyin O'su orgazm. Orgazm şat, yani orgazm için bir iğne uygulaması olarak yapıyoruz. PRP sizin kanınızı alıyoruz, santrifüjünü yapıyoruz. Oradan o zengin içinde büyüme faktörleri olan, o doku iyileşmesini sağlayan, orayı kanlanmasını arttıran, sizin daha çok hissetmenizi sağlayacak olan o PRP'yi alarak genital bölgenizde en hassas olan vajeninizdeki bölgeyi bularak uyguluyoruz. Bu bölgeyi de belki duymuşsunuzdur buraya genellikle. G noktası deniyor ya da G spot belki öyle o şekilde duyulmuştur. Vajenin iç yüzünde özellikle idrar yaptığınız deliğin içerisinde yaklaşık 2 ila 4 santim kadar içeride sağda ya da solda bir bölge bu. Bu bölgeyi parmağınızla kendiniz de arayabilirsiniz veyahut da yani eğer daha önceden böyle bir bölge haberdar değilseniz veyahut da ilişki esnasında da bunu fark edebilirsiniz. Bu şekilde o bölgeyi biz parmağımızla muayene esnasında buluyoruz sizinle muayene ederek ve o bölgeyi bulduğumuz noktaya işte bu daha önceden 20 dakika önce aldığımız PRP'yi enjekte ediyoruz. Böylece oranın kanlanmasını arttırıyoruz. Oradaki kolajen oluşumunu arttırıyoruz. Ve sizin hemen birinci haftada cinsel ilişkiye başlayabiliyorsunuz. Ve orada daha fazla hissetmenizi amaçlıyoruz. Bu amaçla yapıyoruz. Hangi hastalar? Biz hissedemiyoruz. Vajinimizin iç yüzünde hisse azalma var. Eskiden hissederdim, artık daha az hissediyorum. Orgazm olmakta güçlük çekiyorum. İşte uzun bir süre gerekiyor. Her cinsel ilişkide orgazma doyumu ulaşamıyorum diyen hastalarımız için. Ama hiç orgazm olmadım diyen bir kişi için genellikle daha farklı yöntemler. Onlarla önceden daha böyle bir hani kendisinin anatomisini öğrettiğimiz daha farklı uygulamalar yapıyoruz. Ama daha önce bunu tatmış ama zorluk çeken kişilerde çok güzel, olumlu sonuçlar aldığımız bir yöntem PRP uygulaması. Yani Ben severek uyguluyorum. değil aslında tüm kadın döngüsünde veya tüm yaşamında uygulanabilir bir işlem diyebilir misin? Tabii. Özellikle menopoz döneminde sadece bu cinselde doyum azlığında değil, menopozda vajen kuruluklarında, kayganlaşmada azlık hisseden hastalar, ilişkide acıma hissedenlerde çok etkili menopoz döneminde. Veyahut da yara iyileşmesinde çok etkili. İşte daha önceden bir
yara iyileşmesinde sorun yaşadığı bir bölge varsa, işte epizotomi açıldı, orası kesi atıldı, o bölgede ilişkide acımaları oluyorsa veyahut da bir cerrahi uyguladık, cerrahide yara iyileşmesinin daha hızlı olmasını istiyoruz arttırmak için. Mesela işte dudak küçültme ameliyatlarında hemen o dikişlerin olduğu bölgeyi uygulayarak da yara iyileşmesini hızlandırabiliyoruz. Yine genital gençleştirmede, yani dış bölgede, o bizim vulva dediğimiz bölgenin işte renginde veyahut da işte gençliğini arttırmada, tıpkı yüzdeki kırışıkları azaltmak için, genital bölgenin kırışıklığını azaltmak için de yine PRP çok etkili bir yöntem, kullanılabilen bir yöntem. Tabii çok bilinmiyor. Böyle böyle inşallah bilinecek, insanlar da talep edecek. Amedesiyle lütfen cevap verir misiniz diyorsun ama ben soruyu kaçırmışım sanırım. Tekrar soruyu rica edeceğim. Burada bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bugün yine bazı makaleleri taradığımda şöyle bir şeyle karşılaştım. Gerçekten başka konularla, mesela su klinik hipotiroidisinin olması bile kadını Tabii. cinsel yaşamda olumsuz yönde etkilediğini, aslına bakarsanız kadının herhangi bir şikayetinin olmamasına rağmen bunu yaşadığına dair çok sayıda da makaleyle karşılaştım. Dolayısıyla bunları tek başına değil, bazı psikolojik testlerle değerlendirmek lazım herhalde. Bu DMS-5 ve diğer Testlerdir. evet testlerle beraber değerlendirmek herhalde kadın için daha doğru olacak gibi görünüyor Evet. sevgili aşkım. Ben dondum galiba. Sen durdun, dondu görüntü ama beni duyuyorsun, sesin geliyor değil mi? Sesiniz gene çok az gelmeye başladı. Donmadan önce böyle bir sesiniz azalıyor. Ben Hmm, tekrar ayrılıyorum bir Sevtap hocam. Siz beni tekrar bağlayın. tamam, aşkı tekrar bir şey yapıyor herhalde. Aşkı Düzce'de üniversitede çalışıyor ve bulunduğu bölge, valla arkadan köpek sesleri geliyordu. Baktığın biz konuşurken duydunuz mu bilmiyorum. Ondan sonra bayağı bir herhalde güzel bir yerde yaşıyor. Doğaya yakın bir yerde yaşıyor. Ondan kaynaklı olarak herhalde arada kesiliyor diye düşünüyorum. Düzce güzel yer. Bolu çok güzel bir yer zaten. Bu açıdan güzel. Amedelia kan testi pozitif çıkmış. Bu iyi bir şey ama ultrasonla mutlak surette değerlendirmek lazım. Bu arada ben aşkı bağlanana kadar sorularınızı cevaplamak istiyorum. Cinsiyet ultrasonla belirlenen bir şey arkadaşlar. 14. hafta gibi en erken söyleyebiliyoruz. Yine bir sistemik lupuslu bir hastamın sorusunu cevaplamak istiyorum. Bu çok önemli bir hastalık biliyorsunuz. Sistemik lupus hem düşük hem gebelik komplikasyonlarınızı artıracaktır. Bu nedenle sistemik lupuslu olan tüm hastalarımızda biz mutlak suretle ek ilaç tedavileri alıyoruz ve yüksek riskli gebelikler grubunda değerlendiriyoruz bundan sonraki hastalarımızı ve bu şekilde yol alıyoruz. Ben bu arada soruları cevapladım. İyi yaptınız. Duydum, iyi yaptınız. Evet. Çok değerli şu anda bizimle olan güzel insanlara sesleniyorum. Özellikle bu geceki konuyla ilgili olarak sorularınız varsa Doktor Aşkı Hanım'a hemen iletmek istiyorum. Sorularınızı teker teker lütfen yazarsanız hepsine cevap bekliyoruz. Var mıdır bu geceyle ilgili sorular? Onun dışında tüp bebek ve yüksek gebelikleri ben size ayrıyeten anlatacağım zaten. Bir de şey söylemek isterim Sedat Hocam. Söyle canım benim. Bir de ilişkide hani kadının annelik rolünün dışında yani anne olduktan sonraki annelik rolünün dışında bir de kadının zamanla büründüğü bir erkeğin yani eşinin annesi olma rolü var. Sanki bir eşinin annesiymiş gibi bir role bürünüyor zamanla. Bazı çok böyle anaç, çok anaç kadınlar var. Yani işte yemeğini ağzına veriyor, işte ağzını siliyor, çorabını yani en detaya kadar sanki bir anneymiş gibi. Bu da Tabii. yine eşlerin Kadınlar falan, birkaç çocuk var diyorsun işte adamla beraber üç falan diyorlar herhalde bu da onu destekler cümleler. İşte bunların arasında da cinsel problemler çok fazla var. Çünkü hiçbir erkek annesi modelinde bir
kadın ile aynı yatağa girmek istemiyor. Burada bu çiftlerin arasında bir cinsel problem yaşanıyor. Kadın olacak. Kadın anne, erkeğin annesi olmak durumunda değil. Bu rolden de kadının çıkması gerekiyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca yani kendi çocuğuna annelik yaparak kadın olmaktan uzaklaşmakla birlikte bir de işte eşe anne olma durumu söz konusu. Bu da gene cinsel ilişkiyi sekteye uğratan bir şey. İlgiyi bir miktar doğru dozajında olması lazım. Anne değilsin, annesi asla değilsin. Sen onu doğurmadın. Senin arkadaşın çocuklarının babası. Tabii ki Evet. saygı çok sonsuz ama bazı şeylerde herhalde onu özgür bırakmak, onun sana bakışını hep eş olarak sağlayacağı için bu da ilişkiyi bir miktar olsun, bir nebze olsun herhalde değerlendirecek gibi. Kıymetlenecek gibi görünüyor, değil Evet, mi? evet. O zaman son şu soruma da cevaplayayım. Daflon kullanımı ile beraber normal doğum sakıncalı mı demiş? Hayır, değil. Kullanabilirsiniz ve doğurabilirsiniz diyorum. Biraz önce yazan hastama. Çok Evet. özür dilerim hepinizden. Bu gecenin konusuyla ilgili pek çok soruyu cevaplayamadık. İlgisiz olanları pardon. Ama bu gecenin konusu hakikaten çok değerliydi ve çok önemliydi. Onları olabildiğince cevaplamaya çalıştık. Düzce Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Doçent Doktor Aşkı 55'e çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kendisi benim çok değerli bir partnerim. Birlikte pek çok kursta beraber çalışıyoruz. Çok da başarılı, yarınları parlak bir arkadaşım. Buradan hem onu görmeme vesile olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem Aşkı'ya çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben de sizinle çalışmaktan gurur, onur duyuyorum. Çok keyif alıyorum. Pozitif enerjiniz bize her zaman çok yansıyor. Böyle mutlu bir şekilde ameliyatlarımızı yapıp, hastalarımızı taburcu edip, akşam da birlikte eğlenmekten çok keyif alıyorum. Her zaman. Gitsin şu yaza çıkalım bir selametle kursa. Evet. Güzel bir akşamda beraber olalım. Yoksa bu İnşallah. sosyal mesafede bir şeyler yapamayacağız gibi Evet. görünüyor. İnşallah Mayıs ayında eğer ki yani belki Ertelenebilir gibi. ertelenecek gibi duruyor ama muhtemelen Haziran'a ertelenir diye düşünüyorum. 15 Mayıs'tan sonra da artık geriye çekilecek gibi bir takım söylemler var. Umarım doğrudur diye umut ediyorum. Bu İnşallah. şekilde. Sağlıklı İnşallah. bir görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinizi çok ama çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın Görüşürüz. Sevda Hanım. Hoşça Biraz. kalın. Hoşça kalın. Yarın akşam size çok özel bir konuğum katılacak. Bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimini anlatacak. Doçent